Bizim iş tuhaf, onu anlatıyordum. Yani bizim iş aslında düşününce nasıl bir iş diye, porno film gibi. Yani örneğimi mazur görün. Gerçekten hani ne olacağını bilirsin, yine de izlersin ya, o hesap. Öyle değil midir yani? Öyle değil mi yani? Bizim işte öyle. Hani komik mi? Komik. Dur bakalım nasıl komik? Komik işte. Tamam. Porno deyince bir sessizlik oldu şu tarafta falan. Böyle hani hiç izlemiyoruz numarası yaptı. Porno mu? O ne ya? Biliyorsun ne olduğunu işte. Benim işte öyledir. İkinci bölümde size bu mesleği tuhaf mekanlarda yaptım. Mesela askerlikte yaptım. Onu anlatarak başlayacağım ikinci bölüme. Şimdi askerde benim anlattığım askerlik hikayelerini, tabii askerlik hatırası konu başlığına değerlendirenler oldu. O da beni birazcık kalbimi kırdı. Hep de kalbim kırılıyor. Evet. Ben başımdan enteresan bir şey geçse çıkıp sahneye anlatıyorum. Başka mecram yok ki. Yani öyle değil mi? O nedenle 1,5 sene askerde vakit geçirdim. Döndüm anlattım. Bazı dedi ki aman askerlik hatırasını anlatıyor ya. Halbuki ben yıllarca erkekler öyle kötü anlatmıştı ki onlar bir daha anlatmasın diye anlatmıştım. Çünkü hanımlar hiç fikir sahibi değillerdi askerlikle ilgili. Hatta burada sorduklarımda hani hiç sağlıklı cevaplar alamamıştım. Hani 550 gün ya da işte 18, 15 ay, 12 ay, 8 ay, 28 gün erkekler orada ne yapıyor zannediyorsunuz diye sorduğum zaman şey diyenler oldu. Böyle silah, ateş, koşu. Ha, o kadar. Yani girişte veriyorlar tabancayı, sıka sıka ilerliyorsun gibi. Öyle şeyler zannedenler olduğunu gördüm. Yalnızca milli güvenlik dersinden rütbeleri bilen, hani binbaşı, ondan işte bir üstü, yüzbaşı falan, yani bilgiler bu kadardı. Halbuki sırf erkekten oluşan bir toplulukla 1,5 sene vakit geçiriyorsun. Yalnızca bundan, yani yalnızca seksüel bölümünle ilgili bile anlatılacak 3 günlük malzeme olabilirdi. Askerlik hatırası denilen şey erkeklerin anlattığı kahramanlık öyküsüdür. Ben hiçbir zaman öyle bir hikaye anlatmadım çünkü yoktu bir kahramanlığım ama erkekler hep öyle anlattılar. Onu yani bütün klişelerle işimiz olduğu için bizim, ben de o klişeyi bozmak için askerlik hatırası anlattım. Hani yüzbaşının odasına vurdum, içeri girdim bir gün, yeter artık lan bu eğitim dedim. Al dedi, nereye dedi? Şimdi biri böyle anlatınca ben de dedim ki Allah Allah, bu adamlar nerede, ben hiç görmedim bunları. Hanımlar mesela askerliği senin gönderdiğin fotoğraftan biliyorlar ya. Sen fotoğraf gönderiyorsun, elde bazuka, ha? Çekilmiş. Sanırsın bütün askerlik öyle geçmiş. Yani bir tane ben görmedim ki paspasla fotoğraf çektiren. Gördün mü bir tane tuvalet nöbetinde böyle hani? Kasatura falan burada. Palaska. Tuvalet. Hep bazukalı fotoğraflar. Yani bütün askerlik öyle geçmiş olabilir mi? Babana haber. İyi baba nasılsın? Sıkarım ha. Bu ne lan? Rambo böyle boyamış suratını, fotoğrafını çektirmiş. Rambo bıçağı ağzında falan. Halbuki kadrajı indir, böyle elde patates var. Şimdi bütün... bütün askerlik hatıraları bu ve bunun gibi. Şimdi insanı... Mesleği icabı bir işe verilmesi söz konusu askerde. Yani professional orientation. Professional orientation in Turkish Army. That's the way, aha aha, I like it. Yani mesela bir mesleğim varsa, bir mesleğim var diyelim ki, işletme mezunusun, taksini kantine veriyorlar. Öyle çok makro ekonomi bilmene gerek yok yani mikro. Parayı ver, çokomel al. Para çokomel, para çokomel, para çokomel. Para çokomel eğrisi, biliyor musun? Arz, talep, para çokomel. Bunları biliyoruz da konuşuyoruz. Para çokomel eğrisi şu, çok yığılıyorlar ya kantine. Al be oğlum, bu işte. Halkla ilişkiler bitiriyorsun, tak depodasın. Postal, evet. Hani fazla şey bekleme. Askerde hani o kadar da çok belirgin mesleğin varsa zaten o meslekle ilgili yönlendirilme var. Hani terzisin, terzi oluyorsun, el becerisi, zanaat. Berbersin, berber yapıyorlar. Müzisyensin, ordu evi. Besame, dum 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 dum. Besame mucho. Tabii kravat, papyon bu kadar. Benim çok öyle caz piyanisti arkadaşım falan telef oldu askerde. Herif yani kim bilir askere gelmeden bir hafta evvel Chick Corea ile çalmış adam. Çın 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 çedene de sar bedeni bedeni. Yapacak bir şey yok. Ne diyeceksin orada?
atom mühendisisin, Er Gazinosu'nda televizyondan sorumlusu. Er Gazinosu ki, şu mikrofon çalışıyor mu arkadaki? Çalışıyorsa bana işaret edin oradan, ışıkla. Deyin ki çalışıyor. Nerede? Dur, niye bu kadar niyet teferruat yaptı ki, bakayım çalışıyor mu diye. Çalışıyorsa duman yakın oradan falan. İnsan bakar değil mi? Ne manyak adamım ya. Aç aç. Bak, bunu kesin anlatmam lazım. Er Gazinosu diye bir şey var askerde. Hanımlar bilmez. Er Gazinosu. Erkekler bilir mi? Siz yaptınız mı çocuklar? Siz yaptınız. Babacığım siz yaptınız mı? Ne olarak yaptınız askerliğinizi? Yedek subay. Kimin yedeğiydi? Ya, kimin yerine? Ne? Yedek subay ben hep şey zannediyorum. Yedek subay. Hani... Mahmut! Fethi! La, ra, 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 ra. Öyle zannettim, ne bileyim ben. Yedek. Hani yedekte bekliyor. Siz yaptınız mı çocuklar? Siz yaptınız mı abi? Niye yapmadınız hayırdır? Ha? Yapacağız. Ne demek yapacağız? İnzibatı çağırın. Yapacağız ne ya? Bu ne rahatlık ya? Oğlum askerlik şube başkanı burada. Bir gün bu şaka hep, bu şaka yapılır. Burada şimdi sorulduğu zaman gösterilerde. Var mı askerliğini yapmayan? Gençlerde şöyle bir hava oluyor. Okuyorum. Bana mı okuyorsun? Pezemen git yap. Bana ne söylüyor? Şube başkanı mıyım ben? Bahaneyi bana söylüyor. Vallahi okuyorum abi. Bir gün inzibatı getireceğim buraya, rica edeceğim. Diyeceğim ki baba yakışıklara evet topla asker kaçaklarını. Ne güzel olmaz mı? Adam tiyatro diye geliyor bak tak. Sivas Temeltepe. Baba olmadı be. Vallahi olmadı. Gidin çok zevkli. Çok zevkli bir ortam ama neyse askerle ilgili anlatmak istemiyorum şu anda. Ama soğutmak diye bir suç var. Askerlikten soğutmak. Ben soğutmuyorum. Gidin.